Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Avustralya'da nasıl ehliyet alınır, süreçler neler, masrafları ne kadar bunları anlatacağım. Öncelikle ben Melbourne'deyim arkadaşlar, Victoria eyaleti. Bu eyaletten eyalete göre de kurallar ve süreç değişebiliyor. Bizim Türkiye'deki ehliyetimiz Victoria eyaletinde 6 ay geçiyor. Diğer eyaletleri bilmiyorum ama Sydney yani New South Wales'ta 3 ay diyebiliyorum ama emin değilim, yanlış da olabilir. Ben geleli biliyorsunuz 1 seneye geçti, ehliyeti daha yeni aldım. Yani çok pişmanım, keşke daha önceden alsaydım. Gerçi lazım olmuyor ama alıp kenarda durması çok iyi arkadaşlar. Yani tavsiyem eğer Avustralya'da uzun süre kalmayı düşünüyorsanız gelir gelmez ehliyeti aradan çıkarmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben de işte ev bak, işte iş bak, okul derken kaynadı, anca alabildim. Yani süreçte çok kısa sürmüyor zaten. Anlatıyorum arkadaşlar, bu anlatacaklarım tabii Melbourne için geçerli. VicRoads diye bir site var arkadaşlar, bu Melbourne için. Victoria eyaleti. Arkadaşlar siteye giriyorsunuz, sitede bir üyelik açıyorsunuz arkadaşlar. Oradan size online dersler veriyorlar. İşte kurallar falan. Ders gibi düşünün. Videoda çektim onunla ilgili. Tabii çok önceden çekmiştim. Bulabilirsem koyarım videoya. Böyle konu başlıkları var. Her konu başlığının içinde küçük küçük bölümler. Bölümlerden quizler oluyorsunuz. Quizler bittikten sonra o dersin testi oluyor. Onu geçmeniz gerekiyor. Geçemezsiniz, tekrar giriyorsunuz. Geçene kadar. Derslerin hepsini tamamladıktan sonra bütün yaptığınız derslerden büyük bir sınav oluyorsunuz. Yine online olarak. 30 soru var. 30 soruda 27 soru doğru yapmanız gerekiyor. Ve yapamadığınız zaman arkadaşlar, her yapamadığınızda 6 saat süre var. Yani şöyle, sınava girdiniz, başarısız oldunuz, minimum 6 saat sonra bir daha girebiliyorsunuz. Bu küçük derslerde yok da bu büyük sınavda var. Neyse, onu yaptıktan sonra arkadaşlar, sizin yapmanız gereken emniyete gidip kimliğinizi doğrulatmak. Benim arkadaşım gittiği zaman direkt almışlar, sıkıntı olmadı. Ben gittiğim zaman bir kimliğime, Türkiye ehliyetime, pasaportuma bakacaklar diye bir ay sonraya randevu verdiler bana. Gittim. Neyse, ödeme yapıyorsunuz işte kimlik doğrulaması için, 20 dolar civarı bir şey. Başka bir test daha var, Hazard testi diye. O testi arkadaşlar simülasyon gibi düşünün. Orada emniyette de yapabiliyorsunuz ama internette yapmanız daha iyi bence, yani evde yapmanız. Yani o da şöyle oluyor. İnteraktif videoyu düşünün. Araba gidiyor. Mesela sola dönecek. Sağ taraftan da arabalar geliyor. Ne zaman dönecek? Orada sen dönmesi gerektiği zaman mesela tuşa basıyorsun. Veya akan yolda gidiyorsun. Önde mesela ışıklar yanıyor veya birisi fren yapıyor. Fren yapman gereken zaman da fren tuşuna basıyorsun falan. Bunun ilk sınavı bedava arkadaşlar. Emniyete gittiğin zaman ayrıca bunu da açtırıyorsunuz arkadaşlar. Ve neden bilmiyorum ama bana learn ehliyet normalde vermiyorlar. Biz şimdi Türkiye'den 5 sene ve üstü bir ehliyetiniz varsa direkt full ehliyet alabiliyorsunuz. Bana öncesinde ama hani sınava kadar bir learner verdiler. Arkadaşların çoğuna vermemişler. Neyse, bana verdiler. Hazard testini açıyorsunuz. Hazard testine giriyorsunuz. Hazard testinin ilki bedava. Ben ilkinde kaldım. Aslında çok kolay ama bilmiyorum. Bana ilkinde saçma sorular denk geldi. Kaldım. Sonra ikincisi için 20 dolar para veriyorsunuz. İkincisinde bu sefer aşırı kolaydı. Geçtim. Ondan sonra da arkadaşlar sürüş testi kalıyor geriye. Onun için de bir randevu alıyorsunuz. 70 dolarda sürüş testi. Tabii ben burada hiç araba kullanmadım. Burada direksiyon sağ tarafta, hani bilmeyenleriniz vardır belki. Onun için de hani kurallar farklı oluyor. Şimdi tersten oluyorsunuz, arabayı sol sağ falan değişik oluyor. Hani kullanmadım hiç zaten. Sonra ben ders alayım dedim, ders aldım. İlk bir Pakistanlı adamdan aldım. Böyle hani saati 70 dolar, pahalı yani. İkincisinde de bir Türk kadından aldım, o da 70 dolar. Sonra sınava girdim, sınavda kaldım. Sınava da kendi arabanızla gidiyorsunuz arkadaşlar bu arada. Hocaların arabasıyla giderseniz bir tanesi 200 dolar dedi, diğeri 300 dolar dedi. Yanınızda sizle beraber geliyor ama bence gereksiz. Ben bir arkadaştan emanet aldım. İlk sınavda kaldım. Sağa çek diyor mesela. Pardon, sola çek diyor. Tekerim değdi ve kaldım. İkincisinde sonra tekrar randevu aldım. 5 hafta sonra falan verdiler. Yine 70 dolar ödedim. Bu sefer geçtim ve ehliyetimi bekliyorum. Bir 5-10 gün arasında gelecek. Ya, ihtiyacım şu an yok ama ileride Uber yaparsam şey Uber'i arkadaşlar. Bu taksicilik Uber'i. Onun için ehliyeti almanız ve 6 ay süre geçmesi lazım. Şimdi öyle bir planım yok ama aldım, kenarda dursun. Şimdi size direksiyon testini de biraz anlatayım arkadaşlar. İlk biniyorsunuz arabaya, geliyor yanınıza görevli, işte adam kadın neyse. Benim sınavda bu arada ikisine de aynı kişi geldi, aynı kadın geldi. Stresliydim ama geçtim. Geliyor size diyor, görevli geliyor size diyor, işte dörtleri yak, sağ sinyal, sol sinyal, frene bas, işte silecekleri çalıştır, bilmem ne falan. Bu arada Türk tercüman da alabiliyorsunuz sınavda yanınıza. Gerçi çok gerekmiyor ama yardımcı olabiliyormuş size, böyle hani mesela yavaşla işte, dikkat et şunu yanlış yapıyorsun falan diye yardım edebiliyormuş. Ben almadım. İsterseniz alabilirsiniz. Arkadaşlar sınavlarda bizim hani Türkiye'deki biliyorsunuz hani Allah'a emanet kullanıyoruz. Ama burada çok dikkat ediyorlar. İşte yok işte her sinyale çok dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Parktan çıktın sinyal. Park ederken sinyal.
Yolda gidiyorsun zaten sinyal, onda sıkıntı yok. Ama böyle şerit değiştireceksin. Bütün aynaları kontrol ediyorsun. Ayrıca dönüp böyle kör noktana bakıyorsun. Yani bu tarz şeylere çok dikkat ediyorlar işte. Her frene bastığında dikiz aynasına bakıyorsun. Sınavda şöyle arkadaşlar. Yanınıza geliyor ilk başta o şeyleri yaptırıyorlar size. Arabada işte sinyal, dörtler, mörtler. Sonra biniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Belli bir güzergah yok. Size görevli kafasına göre söylüyor. İşte sola dön, sağa dön, şerit değiştir, şuraya park et. Şurada 3 points turn diye bir şey var, bizdeki L park gibi. Böyle nasıl diyeyim size, geliyorsunuz arkadaşlar, şöyle dönüyorsunuz, arkanız dönüp tekrar şöyle geri gidiyorsunuz. Bana ondan yaptırdı, park yaptırmadı, iyi ki yaptırmadı. İkinci sınavdaki girdiğim araba biraz uzun bir arabaydı, sıkıntı olabilirdi parkta. Bindik öyle gittik, ilk başta ana yola çıkardı. İlk sınavda beni normalde mahalle aralarına sokmuştu, bu sefer ilk ana yoldan başlattı. Ana yolda gittik işte, hız sınırına uymanız lazım, sağ sol şeyler, öndeki arabayla mesafe, fren. Sinyal hepsini onları ilk bir dön yaptık, sonra mahalle aralarına girdik. 3 points turn yaptırdı. Onu da hallettim. Sonra bu sefer kenar çekti de kaldığım şeydi. Bu sefer kalmadım ama sinyal vermemişim gene bu sefer de. Ama yine de sıkıntı olmadı. Tekrar yola devam. Gidiyorsunuz. Sonra en son tekrar şeye geri gidiyorsunuz. Bu emniyetin olduğu yere tekrar geri dönüyorsunuz. Ve arabayı park ediyorsunuz. Görevli diyor ki içeri gel. İçeride sonucunu söyleyeceğim. Ben de yine tabii bir tırstım. Çünkü birkaç hatam vardı biliyorum. Kadın gitti, ben de peşinden gittim. İşte başladı işte, bak şunu yanlış yaptım, bunu yanlış yaptım. Ben dedim ha, dedim kaldık. Dikkat ettikleri şeyler bunlar. Mesela head check diyor. Ben burada şerit değiştirirken, bak buraya yazmış şerit değiştirirken yok diye. Bunlar böyle bir dikkat ediliyor. Sonra ama yeterli puan aldın, geçtin dedi. O kadar mutlu oldum ki yani, üstümden bir yük kalktı arkadaşlar. Ama iyi yani, güzel bir şey alın. Ehliyet için de ayrıyeten yine bir ödeme yapıyorsunuz. 3 senelik 88 dolar falan bir şeydi. 10 senelik de 304 dolar civarı bir şey. Ben hesapladım yani 3 seneli daha ucuza geliyor böldüğün zaman. Tek yapman gereken tekrar gidip uzatman. Gerçi 3 senede burada kalacak mıyız, kalmayacak mıyız bilmiyorum ama. Aldık arkadaşlar. Ehliyet de böyle. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtin lütfen. Bu videomda şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.